Sosyal Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Bu şekilde Fenerbahçe'den bir haberle devam edelim şimdi de. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek son dönemde forma şansı bulunamıyor, bulamıyor. Genç oyuncu son olarak Ocak ayındaki Kasımpaşa maçının son dakikalarında görev almıştı. Fenerbahçeli İsmail Yüksek forma şansı bulmakta güçlük çekiyor. Bu sezon 10 lig maçında sahaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu 265 dakika sahada kaldı. Sezon başındaki performansıyla milli takıma yükselen İsmail, Avrupa Kupası maçlarında daha çok süre aldı. Dinamo Kiev'le oynanan Şampiyonlar Ligi 2. elleme turu ilk maçında 90 dakika sahada kalan genç futbolcu, rövanş mücadelesinde ise kırmızı kart görmüştü. İsmail Yüksek, UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği 6 karşılaşmada ise 529 dakika görev yaptı. Teknik direktör George Jesus son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda İsmail Yüksek'e 11'de şans vermişti. 24 yaşındaki oyuncu 19 Ocak'ta Çaykur Rizespor'u 2-1 yendikleri maçta 90 dakika sahada kalmıştı. Genç futbolcu 29 Ocak'taki Kasımpaşa maçından beri formasına hasret kaldı. İsmail Yüksek bu müsabakada 87. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun yerine oyuna girmişti. Milli takım teknik direktörü Stefan Kunz da UEFA Uluslar Ligi'ndeki Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarında İsmail'e şans vermişti. George Jesus sessizliğini bozdu. Sezon sonunda ayrılacak mı? Fenerbahçe'de sezon başında göreve getirilen teknik direktör George Jesus ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Portekizli teknik adam Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı sonrası Brezilya basınına flash bir açıklama yapmıştı. Deneyimli çalıştırıcı, Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çekiyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor demişti. Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis, Jesus'un açıklamalarının ses kaydında yayınladı. Fenerbahçe ile tek sezonluk sözleşme imzalayan George Jesus'un bu açıklamaları sezon sonunda sarılı açverklerden ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Portekizli teknik adamın bu açıklamaları gündem olurken George Jesus konuyla ilgili sessizliğini bozdu Postanın haberine göre 68 yaşındaki çalıştırıcı tek düşüncem Fenerbahçe benim gündemimde ayrılık yok. Şimdi önümüzde kazanılmaya bekleyen bir seviye maçı var. 2-0'ın altından nasıl kalkar ve turu geçeriz hesapları yapıyoruz. İlk maçın ilk 45 dakikasındaki gibi oynarsak tur için umudumuz olur. Avrupa elbette önemli bir kul var ancak asıl hedefimiz ligde şampiyonluğa ulaşmak. Bunun için önümüzde çok maç var. Galatasaray'la puan farkı çok gibi görünse de kapanmayacak gibi değil rakibimiz gibi biz de bir seri yakalarsak zirveye çıkarız ifadelerini kullandı. George Jesus Fenerbahçe'nin başında 37 maça çıktı. Portekizli teknik adam Sportoto Süper Lig'de 2.18 puan ortalamasını tutturdu. Jesus UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 puan ortalaması elde etti. Fenerbahçe'ye kötü haber. Yıldız isim Sevilla maçında yok. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği B grubunu zirvede tamamlayan Fenerbahçe doğrudan son 16 turuna yükselmişti. Sarılı Acüvertler son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti. Kanarya e ilk baştan 2-0 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla birlikte tur umudunu Kadıköy'e bıraktı. Sarılı Acüvertler'in tur atlaması için Sevilla'yı normal süre içerisinde 3 veya üstü bir farkla mağlup etmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin iki farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda gol sesi çıkmaması halinde seri penaltı atışlarına geçilecek. Fenerbahçe'de perşembe günü oynanacak maçın hazırlıkları devam ederken Kanarya Yıldız isimden kötü haber geldi. Sarı lacivertlerde Lincoln Lenike İspanyol ekibiyle oynanan maçta sakatlanmıştı. Oyuna devam edemeyen Brezilyalı futbolcu yerine o samuele bıraktık bıraktı. Aktarılan bilgilere göre Lincoln Lenike Perşembe günü Sevilla ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek. Lincoln Lenike bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta sürü aldı. 24 yaşındaki oyuncu 2 gol ve 8 asistik performans sergiledi. Brezilyalı oyuncunun sarılı olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Lincoln'un güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro. Fenerbahçe yönetiminden seviye kararı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü George Jesus hakkında sıcak gelişmeler yaşadırken bir yandan da tur şansı kovalanıyor. Tüm bunlar yaşanırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör George Jesus, teknik heyet ve futbolcuların moral yemeğinde bir araya geldikleri öğrenildi. Son derece olumlu havada geçen yemekte sarı lacivert futbolcular moral ve özgüven depoladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ilk maçı kaybettik ama son sözü evimizde söyleyeceğiz. Turu çevirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu gerçekleştirebilecek kapasiteyi takımımda görüyorum dediği öğrenildi. Başkan Ali Koç da yemekte seviye rövanşının takım ve camia için çok önemli olduğu öte yandan takıma olan güvenini ifade etti. Aktarılan bilgilere göre Sarı Lacivertli yönetimin Sevilla karşısında turun geçilmesi durumunda takıma özel prim vermeyi düşündüğü de gelen haberler arasında Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Zorlu maçın taktiksel çalışmaları pazartesi günü de sürecek. Fenerbahçe'de iki ayrılık birden. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını kazanmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gelecek sezon planlamasını şimdiden yapmaya başlayan sarılı lacivertler transferin yanı sıra takımdaki oyuncularla ilgili kararını da verdi. İlk 11'de genel Darao ile ikili olan Crespo kendi pozisyonundan beklenenin aksine top dağıtması da istenince formdan düşmeye başladı. Deneyimli oyuncunun Sevilla maçındaki performansını ise İtalyan devi Roman'ın izlediği öğrenildi. Mourinho'nun vatandaşı için rapor beklediği, istenilen seviyede olması halinde takımın alınması için yönetime talepte bulunacağı kaydedildi. Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Miguel Crespo'nun sarı ile 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. İspanya Ligi ekiplerinden Sevilla, Zalai için Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirmişti. İngiliz ekibi Fulham'ın da yıldız oyuncu için harekete geçtiği öğrenildi. İngiliz ekibinin 25 yaşındaki Macar Soper için 11 milyon euro'yu gözden çıkardığı aktarılıyor. 2021 yılında Apollon Limassol'den 2.2 milyon euroya transfer edilen yıldız futbolcu kısa süre içinde gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın zevk kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Giorgiasus'un 2 yıldız için Sevilla kararı Fenerbahçe'de akıllarda varsa yoksa Sevilla maçı var. Jesus'un Perşembe günkü maçta ilk 11'de bu yönde değişime gitmesi bekleniyor daha ofansif bir takımla sahaya çıkması beklenen Portekizli hocanın Michy Batshuayi ve Miyazaki'si ilk 11'e hazırladığı gelen haberler arasında Batshuayi bu sezon 24 maçta 15 gol bir asist üretti. Miyazaki şans bulduğu 22 karşılaşmada 3 gol 2 asisti katkı sağladı. Öte yandan savunmada da üçüden 4'lü üzerine dönülebilir. Bu durumda Serdar Aziz kulübeye dönecek. Sarı lacivertlerin Sevilla ile oynayacağı karşılaşma büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Bu anlamda Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi gelişmeler merakla takip ediliyor. Fenerbahçe'de kritik dönemeç. Fenerbahçe'de tüm gözler Lig ve Avrupa'da oynanacak kader maçlarına çevrildi. 16 Mart Perşembe akşamı Sevilla ile 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek Sarılı Acıvertler. Lig'de de arka arkaya kritik 90 dakikaları çıkacak. Takım ligde bu haftayı bay de gelecek hafta Alanya Spor deplasmanı sonra da Kadıköy'de Beşiktaş derbisi olacak. Ayrıca kupada da Kayseri spor mücadelesi eklenecek. Kısacası tüm hedefler için hayatı bir süreç başlayacak.